Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ESBM video serimizin ikinci videosunu çekeceğiz. İkinci videomuzda ne yapacağız? Biz ESP'yi Wi-Fi'ye bağlayacağız ve bağladığımız Wi-Fi ile bir web sitesi oluşturacağız. Böylece ESP'den web sitesine veri göndereceğiz. Ayrıca gönderdiğimiz verileri bir veri tabanında tutacağız. Şimdi ilk videonun ikinci videoya geçerken hani bir anda atlama gibi olabilir. Eğer kafanız karışırsa ileriki zamanlarda birinci ve ikinci videosu arasında da eklemeler yaparak daha iyi anlamanızı sağlayacağım. Şimdi arkadaşlar bizim burada tabii ki işlemimizi lokalde yapacağız. Yani kendi bilgisayarımızda yapacağız. Daha ileriki videolarda artık site yayınlamalarını, işte sunucu kısımlarını bakacağız, ilgileneceğiz o kısımlarla. Şimdi ben lokal çalışmak için arkadaşlar burada Zamp'ı indireceğim. Bu Zamp ne oluyor arkadaşlar? Siz burada işte bir tane dil seçiyorsunuz web sitesi için. Mesela ben PHP seçeceğim backend kısmı için. PHP ile oluşturduğum siteye ESP'den veri göndereceğim. PHP'den verileri alacağım. Sonrasında ayrıca bir veri tabanı kuracağım. Veri tabanını MySQL ile kuracağım. Böylece veriler ESP'den PHP'ye gelecek. PHP'den de yani siteden de veri tabanına yani MySQL ile gelecek. Şimdi bunlar kafanız karıştırmış olabilir. Ben zaten gösterdikten sonra anlayacaksınız. Şimdi burada Zamp'ı açıyorum. İndire bastım. Download'a bastım. Burada arkadaşlar SourceForge'a atıyor. Burada 5 tane eşitten sonra indirmeyi başlatıyor. Otomatik olarak indirmeyi. Bana bunu nerede indirmek istediğini soruyor. Ben buradan daha önce indirdiğim için indirmeyeceğim bir daha. Burada arkadaşlar geliyorum. İndirme kısmını açıyorum. Paketi açıyorum yani. Şu an paket açılıyor. İşte welcome vesaire. Tamam dedik. Next. Neleri indirin diyor. Biz hepsini indirelim. Nereye kurayım? C'deki zam kısmına kuruluyoruz. İstediğiniz başka yerde kurabilirsiniz ama buradaki default kısım burası olduğu için burayı öneririm. Next dediğimiz zaman bana burada not empty şeyini veriyor. Hatasını veriyor. Çünkü ben daha önceden zampı kurmuştum zaten. Ondan dolayı ben kapatıyorum. Siz burada arkadaşlar devam edeceksiniz ve devam ettikten sonra yükleme kısmına geleceksiniz. Orada sadece yükleyecek. Ondan sonra arkadaşlar biz buradan İlerlisi açıyoruz ve en aşağısında Zamp'ı görüyoruz. Şurada arkadaşlar en aşağıda Zamp control.exe dosyası var. Buna tıklıyoruz. Zaten ben daha önceden açtığım için burada çıktı. Bunları stop yapalım. Baştan açayım. Şimdi arkadaşlar şu en üstte gördüğünüz apaçık kısmı bu arkadaşlar sitenizin olduğu kısım. MySQL olduğu kısımda sizin veri tabanınızın olduğu kısım. Şimdi ben ilk olarak veri tabanından başlayacağım. Veri tabanına nasıl veri atılır onu göstereceğim. Ondan sonra siteyi kuracağım. Siteden veri tabanına nasıl veri atılıyor onu göstereceğim. En sonunda da ESP ile siteye nasıl veri atılır ve böylece ESP'den siteden de veri tabanına nasıl veri atıldığını göstereceğim. Şimdi biz açtık MySQL'yi. Yani veri tabanını açtık. Şimdi diyor ki hata verdi. Neden? Çünkü ikisini birden çalıştırmamız gerekiyor. O anlayı siteyi açıyoruz. Tekrardan yeniliyoruz ve sitemiz açıldı. Şimdi arkadaşlar burada veri tabanları var. Biz arkadaşlar burada yeniye basacağız. Şimdi bununla biraz anlatayım size ne olduğunu yeniyi açmadan önce. Mesela ben daha önce ESP32 diye bir tane veri tabanı oluşturdum. Ben arkadaşlar verilerini depolamak için veri tabanı oluşturdum. Oluşturduğum veri tabanının içine tablolar ekledim. Böylece ben yarın öbür gün siteden veri tabanına veri göndermek istediğimde mesela diyorum ki user yani kullanıcı tablosuna veri göndermek istiyorum veya veri tablosuna veri göndermek istiyorum. Mesela burada temperature işte humidity vesaire yani sıcaklık, nem vesaire ben burada seçiyorum diyorum ki şu ilgili kısma şu veriyi gönder. ESP32 veri tabanının veri tablosunun içine veriyi gönderiyor. Arkadaşlar bunu tabii daha gösterince daha iyi anlayacaksınız. Ben buradan yeni dosyayı açtım. Yani yeni veri tabanını açtım. Burada veri tabanının ismini belirliyorum. ESP web veri tabanı olsun. Veri tabanı. I harfini kullanmayalım sıkıntı çıkartmasın. Oluştura bastım. Burada oluşturdu. Ondan sonra tablo adını belirliyoruz. Yani bu artık veri tabanını oluşturdum. Ben verileri hangi tabloya saklayacağım diye oluşturacağız. Burada tablonun adı ne olsun? Veriler olsun. 4 tane üstüne oluştur. Oluştura basıyorum.
Şimdi arkadaşlar burada veri tabanını oluştururken şöyle bir mantık vardır. Siz ilk başta veri tabanınızın gelen veriler için bir ID oluşturursunuz. Ondan sonrasında verilerin hangi veri gelecekse onlara göre bir isim belirlersiniz. Neden ID oluştururuz? Çünkü mesela ben bir tablo oluşturacağım, isim soy isim tutan. Şimdi burada isimler aynı olabilir, soy isimler de aynı olabilir. Ama ben orada ilgili kişiyi almak zorundayım. Ne yapacağım? Kişinin ID'sinden veriyi alacağım. O anlamda ilk veriye ID giriyoruz. Burada auto increment'e basıyoruz. Bu ne demek? Auto increment ne demek? Yani otomatik olarak arttırma demek. Her veri geldiğinde bu ID numarası 1 artacak. 1, 2, 3, 4, 5. Yarın öbür gün ben bunları sileceğim mesela. 50. veriden itibaren sileceğim. Sonraki gelen veri 1'den başlamak yerine 51'den başlıyor. Çünkü her yani benzer şekilde artmaya devam edecek. ID'ye girdim. Göndermek istediğim veriler ne olsun? Bir tanesi integer olsun. Yani sayı tutsun. Diğeri de string olsun. Yani karakter tutsun. Karakter dizisi tutsun. Integer. DB. Database anlamında yani veri tabanı. Diğeri de string DB. Zaten daha önceden girdiğim için burada çıkıyor. En aşağı kısımda arkadaşlar time DB diyelim. Bu ne demek? Ben verilerimi aldım. İşte iki tane veri aldım aynı anda. Biri integer, biri string. Aynı zamanda bu verilerin geldiği saati de ben göreyim. Şimdi integer için ben maksimum 10 karakterli olsun. Yani 10 basamaklı bir sayı gelsin. String için ise arkadaşlar burada varchar seçiyorum. Ve diyorum ki 40 karakterli bir dizi gelebilir maksimum. TimeDB seçtik. Burada DateTime seçiyoruz. Ve varsayılan arkadaşlar current timestep'i seçiyoruz. Şimdi bu ne oldu? Bunu seçtikten sonra yani current timestep yani şu anki zamanı seçtim. Her veri geldiğinde o kısım güncellenecek. Mesela saat 5'te geldiyse o kısım direkt olarak tabloda saat 5'te geldiğinde gözükecek. Tablomuzu oluşturduk. Şimdi kayda basıyoruz. Burada tablomuz gözüküyor. Şimdi burada göze de bastığımız zaman tablomuzun değişkenleri burada gözüküyor. Şimdi tablomuza bir tane veri atalım. Burada ekle değil pardon. SQL kısmına geliyoruz. Burada insert into yani bu veri tabanının içine veri gönder. Veri tabanının tablosunun adı neydi? Veriler. Değişkenlerin adı neydi? Birincisi integer. DB zaten direkt olarak çıktı. İkincisi neydi arkadaşlar? String DB'ydi. Tabloyu kapattık. Values. Yani bunlar hangi değerleri alsın? Integer DB 25 olsun. String DB'ydi arkadaşlar. Merhaba olsun. Tamam. Şimdi gönder demek istediğimiz integer'ı 25 olarak belirledik. String'i de merhaba dedik. Ama aynı zamanda parantezlerini koyduk. Yani tırnak işaretlerini koyduk. Pardon. Tırnakları koyduk. Burada git dediğim zaman burada göndermek istediğim verileri gönderdim. Ve buraya geldiğimiz zaman ID'si birinci ID'de integer 25, string'imiz merhaba ve saatimiz 2024, işte 1 Nisan 055 029. Burada arkadaşlar gelen veriyi görüyorsunuz. Evet arkadaşlar artık veri tabanı kısmını hallettik. Artık veri kısmı tabanında nasıl tablo oluşturacağımızı ve nasıl veri tutacağımızı biliyoruz. Nasıl veri ekleyeceğimizi de gördük. Şimdi ikinci kısım olan web sitesi kısmına geliyoruz. Ve tekrar buradan zam klasörünü açtık. Buradan yukarı çıkıyoruz ve buradaki HTTP klasörüne basıyoruz. Nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu kısım sizin verileriniz yani sizin web sitesindeki neleri görmek istiyorsanız onun bulunduğu kısım. Mesela şöyle göstereyim. Şurada Apache var ya ben burada admin'e bastığım zaman burada index of diye bir kısım çıktı. Ve burada arkadaşlar hangi dosyalar varsa şuradaki hangi dosyalar varsa o dosyaları arkadaşlar tek tek görüyorsunuz. Herhangi bir tanesinin içine gireyim. Mesela ASP.2 web server. Burada ben daha önceden ASP'den web server'a veri göndermiştim. Bunların mesela tutulduğu kısım bu dosyaya denk geliyor. Şimdi biz ne yapacağız? Biz arkadaşlar burada kendi dosyamızı oluşturacağız. Kendi dosyamızda kendi sitemizi oluşturacağız. Ve PHP'den veri tabanına nasıl veri gönderiliyor ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar burada ben yeni bir tane dosya açayım. Bunun adı ne olsun? ESP to web
SP2 Web and DB olsun. İsim biraz uzun oldu ve burada olabildiğince küçük, yani küçük harfler kullanmaya çalışıyorum. Büyük harfler sınıf çıkartmasın diye. Açtım. Şu an tamamen boş. Şimdi girelim. Yenilediğimiz zaman burada ESP'de ve ben DB'yi görüyoruz. Bunun bize boş olduğunu söylüyor zaten. Arkadaşlar burada ben bunun içine bir indeks oluşturacağım. Buradan metini seçtim. Buradan tipini değiştiriyorum. İndeks. Bağlantıyı değiştireyim mi? Tamam dedik. Ve buradan sitemize geldiğimiz zaman yenileyelim. Gördüğünüz gibi artık biz lokalde kendi sitemizi oluşturduk. Şimdi lokaldeki oluşturduğumuz siteden nasıl veri atılıyor ona bakacağız. Şimdi ilk olarak oluşturduğumuz sitede bir şeyler gözükmesini isteyelim. Burada şöyle hemen yazayım. Tamam. Burada echo merhaba. Kaydettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazdığım şeyler yazdım. Nereye yazıyorsam artık. Bu sitede gözüküyor. Şimdi ne yapacağız? Biz burada yazdığımız verilerin yani buraya gönderdiğimiz verilerin veri tabanına gönderilmesini istiyoruz. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar ben artık kodlama kısmına devam edebilirim. Şimdi ilk olarak benim sistemi veri tabanına bağlamam gerekiyor. Ondan dolayı ben burada db.php bir tane PHP dosyası açıyorum. Ve bu PHP dosyası sayesinde ben veri tabanına bağlanacağım. Temel işlemleri yapıyorum. Eğer burada PHP komutlarını bilmiyorsanız veya öğrenmek istiyorsanız PHP derslerini izleyebilirsiniz. Şimdi ben burada ilk olarak bağlanmak istediğim server'ı seçiyorum. Localhost. İkinci olarak username diyorum. Bunu hızlı hızlı yazayım. Sonrasında size anlatacağım ne olduğunu. Üçüncü olarak password eşittir boş. Dördüncü olarak da database eşittir. Şimdi buradan itibaren size tek tek anlatayım. Burayı da boş bıraktım. Şimdi server ismi ne? Localhost. Localhost nereden geldi arkadaşlar? Şurada bizim localhost yani serverımız localhost. Username root ne anlama geliyor? Biz PHP yani biz Zampa'yı kurduğumuz zaman orada giriş ekranında biz giriş yaparken username'imizi root olarak giriyoruz. Password'umuzu ise boş olarak bırakıyoruz. Peki bizim database'imiz ne arkadaşlar? Şurada gördüğünüz database kısmında database'inde. Burada arkadaşlar database ESP web veri tabanı. Yani database'imizin ismi. Gireyim. ESP web veri tabanı diyeyim. Tamam. Şimdi diyorum ki ben bağlantı bir tane değişken oluşturdum. MySQL'i connect. Ne demek? Ben bağlantı değişkenimle buradaki özelliklere sahip olan server'a ve veri tabanına bağlanmak istiyorum. Anlayıp veri tabanı ile ilgili bütün özellikleri yazıyorum. Server username password ve database. Tamam. Şimdi ben burada bunları yaptıktan sonra aynı zamanda set char set diyeceğim. Bu ne anlama geliyor? Ben veri tabanımı aynı zamanda yani bağlantımı aynı zamanda UTF-8 formatında yapmak istiyorum. Yani Türkçe karakterleri desteklesin. UTF-8 dedim. Tamam şimdi diyorum ki eğer ben bağlantı yaptım ama eğer bağlanamazsa connect error derse ve bu da sıfırdan büyükse yani sıfırdan büyük bir değer gelirse bağlantı probleminde o zaman die komutunu gönder. Yani bağlanamadığını söyle. Error diyorum. MySQL'i connect error diyorum ve dosyamı artık hazırladım. Artık benim veri tabanına bağlanma kodum hazır. Tamam. Şimdi arkadaşlar index klasörümüze geldik. Burada veri tabanını çağıracağız. Veri tabanının olduğu dosya include db.php diyorum. Ve arkadaşlar burada aynı zamanda şu echo'yu silmedim. Böylece bir hata olduğu zaman size de görebilirim. Mesela siteye bakalım şu an. Size de hata veriyor. Ne diyor?
db.php sitesinde 7. sırada sıkıntı var. Neden? Çünkü UTF-8 diye bir şey yok. Şu tireyi fazla yazmışız. Buradan geliyoruz. Dosyayı açıyoruz. Dosyamız nerede? Burada. db.php açtık. Burada tireyi sildik, tamam dedik. Ve şimdi listeyi açtığımız zaman 7. satırda tekrardan sıkıntı var diyor. 7. satırın ne sıkıntısı var? Server, username, password, database. Bu normal bir sıkıntı olmaması gerekiyor ama. Server yazmış. Bunu da server yaptık. Tamam, artık bağlanması gerekiyor. Artık bağlantı sıkıntılarımızı çözdük. Tamam. Şimdi index.php'ye geldik. Bu echo'yu tekrar burada tuttuk. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Ben arkadaşlar iki farklı metotla siteden veri tabanına veri gönderebilirim veya siteye veri gönderebilirim. Bunlar get ve post metodu. Eğer ben get metodunu kullanırsam şuradaki görüntü kısım var yani şu kısma veri göndereceğim. Böylece bu kısma gelen veriyi site alacak ve sitenin kendi kısmında yazdıracak. Ama ben eğer post metodu kullanırsam direkt olarak sitenin şu beyaz kısmına veri gelecek. Ben get metodu kullanacağım ve direkt URL üzerinden veri göndereceğim. Çünkü bunun daha kolay olduğunu düşünüyorum ve burada şu anki yani temel bir yazarda olduğumuz için olabilecek en kısa yöntemle siteye veri göndermeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki eğer empty, eğer siteye gelen veriler boş değilse yani get metoduyla göndereceğim ya ben şimdi. Pardon. In db diyorum. Ben db adında bir tane dosya indireyim. Ayrıca bunun aynısını kopyalayayım. Int db yerine string db diyeyim. Ya bu ne demek arkadaşlar? Ben diyorum ki şimdi ben şu kısmı yazıyorum ya. Eğer buraya yazdığım zaman integer verimi alıyorsam ve eğer string verimi alıyorsam bunlar boş değilse yani empty değilse ve bunları get metoduyla alabiliyorsam o zaman ben veri tabanına veri göndereceğim. Yani bu kadar basit aslında. Diyorum ki bu gelen verileri bir şeye eşitle. Mesela integer get diyeyim. Şunun başına da dolar işareti koyuyoruz tabii ki. Değişken olduğu için. Eşittir. Get in db dedim. Bunu kopyalayayım. Bunu string için yapıyorum şimdi. String get dedim. Bu da string gibi. Şimdi ben bu verileri aldım ve bu verileri burada koyabildim. Şimdi echo diyeyim. Echo integer get ayrıca echo br dedim. Bir alt titre geçmek için br dedim. Echo string get. Şimdi bu ne oluyor arkadaşlar? Ben burada neyi kanıtlıyorum size? Ben dedim ki eğer ben senin URL kısmında bunları yazdıysam ben bunları eğer aldıysam bunları şu verileri eşitle sonrasında eşitlediğim verileri de echo ile siteye yaz. Şimdi hemen test edelim. Umarım çalışır diyeyim. Şimdi arkadaşlar mantık basit. Ben http localhost burada direkt olarak çıktı. http localhost slash yani localhost serverında ASP to web server kısmı diyor. Benimki ASP to web server değil. Benim veri tabanımın ismi neydi? ASP to web and db idi. Ben diyorum ki ASP to web and db. Arkadaşlar ASP to web and db dedim. Şimdi burada indeksi gönderip indeksi seçtim. Sonrasında soru işareti koyuyorum. Yani veri geldiğinde hangi veriler geliyor diye. Integer db. Integer db nereden geliyor arkadaşlar? Şu kısım. Integer db. Ben eğer böyle bir veri alıyorsam ve diyorum ki sen bu 5'e eşit olsun. Ayrıca end işareti. String db de. String db. Bu arada tam küçük harf büyük harf şuradakiyle eşit olması gerekiyor. Yani string db. D'si büyük ya mesela. Bu da ne olsun?
Mer olsun. Mesela merhabanın Meri. Ya yani merhaba olsun direkt. Enter'e bastım. Arkadaşlar verilerimiz güzel bir şekilde geldi. İyi ki de geldi. Şurada bir tane echo br ekleyelim. Böylece yenilediğimiz zaman echo br ile arkadaşlar burada ben gelen verilerimi görebiliyorum. Mesela burada başka bir şey yazayım. Uzun uzun yazayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar verilerimiz geliyor. Şimdi biz ne yapacağız? Üçüncü adım olarak biz artık veri tabanımızı kurduk. Artık buradan siteye veri gönderebiliyoruz. Bu gönderdiğimiz veriler arkadaşlar veri tabanına göndereceğiz. Sonrasında ESP'den veri tabanına ESP'den PHP server'a veri göndereceğiz. Oradan da veri tabanına gelen verileri göndereceğiz. Tamam, şimdi bu kısmı yaptık. Şimdi son kısımlara geliyorum artık. Bir tane query açıyorum. Yani bu artık veri tabanına veri gönderiyor. Şimdi diyorum ki insert int. Şimdi bunu biz zaten şeyde yapmıştık. Veri tabanına veri göndermede yani. Örnek veri göndermede yapmıştık. Burada veri tabanının içindeki tablonun ismini yazıyorum. Neydi? Verilerdi tablonun ismi. Veriler dedim. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Tamam, veriler dedim. Verilerin içinde ne vardı? Integer DB ve string DB vardı. Tamam. Aşağı sıra indim. Parantez baktım. Aşağı sıra indim. Burada bakalım. Integer DB ve string DB vardı. Tamam. Çok güzel. Şimdi diyorum ki ben bunlara ne göndermek istiyorum? Values hangi değerleri göndereceğim? Integer get ve şunu da şöyle kapatalım ve nokta şu işaret aynı string get string olduğu için ben şu çift tırnak kullanmak zorundaydım. Tamam, artık gönderimini yaptık ve bunu parantezde kapatıyoruz ve iki noktamızı da koyuyoruz. Şimdi burada biz niye hata alıyoruz? Şimdi şuraya nokta koymayı unuttuk. Noktayı koyduk ve artık veriyi gönderebiliyoruz. Sonrasında result'u da şöyle diyorum. Result MySQL query. Bağlantı. Virgül. Query. Yani biz bu bağlantıdaki bu query'yi artık göndereceğiz. Result'u bar tanımadı çünkü başına doları koymadık. Tamam, artık eğer hesaplarımız doğru tutarsa biz gönderdiğimiz veri tabanını da alacağız. Şimdi biz veri tabanını açıyoruz. Burada şunu kısaltalım. Veri tabanı yazalım. Göndere bastık. Bakalım geldi mi? Arkadaşlar veri tabanına verimiz geldi. Çok iyi. Arkadaşlar şimdiki yapacağım taşıma ise Arduino'dan ESP'ye kod atacağız ve attığımız kodla siteye veri basacağız. Böylece veri tabanına gelen verileri görebileceğiz. Sonrasında sitenin içerisinde veri tabanından veri çekme fonksiyonlarını yazacağız. Ardından PHP'den gönderdiğimiz veri tabanına gönderilen verileri sitede görebileceğiz. Yani veri tabanından çektiğimiz için verileri görebileceğiz. Şimdi videonun uzaması için aslında Arduino kodunu hazır olarak buraya koydum. Zaten arada video çekmiştim birinci ve ikinci video arasında. Oradan direkt olarak bu komutların ne yaptığını anlayabilirsiniz. Arkadaşlar Wi-Fi kütüphanesini tanımlıyorum ESP'de. Bunun amacı ESP'de Wi-Fi haberleşmesi başlatmak. Aynı zamanda bilgisayar ve ESP'nin aynı ortak ağ bağlanmasını sağlamak. Yani Wi-Fi üzerinden aynı ortak ağ bağlanacaklar. Ardından Wi-Fi özelliklerini yazıyorum. SSID ve password'ları. Bunları zaten önceki videolarda anlatmıştım. Onları hızlı geçeceğim. Ardından host yazıyorum arkadaşlar. Bu host ESP'nin IP'si değil, bilgisayarın IP'si. Bilgisayarın IP'sini nasıl öğrenebiliriz? Buradan cmd'yi açarız komut sistemini. Ve ipconfig yazdığımız zaman IPv4 adresimiz bizim bilgisayarımızın adresi olur. 192.168.1.103. Kodunuzu yazarsınız bazen 2 günde bazen 3 günde bir değişir. Yani bazen aynı kod çalışmayabilir. Bu tekrardan ipconfig'i açtığınız zaman IP adresinin değiştiğini görebilirsiniz ve kodu ona göre güncellersiniz. Tabi bunu lokalde çalışıyorsunuz. Buradan 103 olduğunu görüyoruz.
Ardından ben site rastgele veriler basacağım. Zaten int db ve strict db kullanmıştım. Burada aynı şekilde bunlara 35'e merhaba girdim. Hatta buna merhaba 2 diyeyim. Önceliklerle aynısı olmasın. Ardından seri haberleşmeye başlıyorum. SSPL olduğundan da 115.200 yapıyorum. Wi-Fi'yi başlatıyorum ve Wi-Fi'yi başlattığımda SSID ve password yani Wi-Fi özelliklerini buraya tanımlıyorum. Ardından loop kısmına geliyorum yani sürekli döngünün içine girdim. 200 milisaniye bekledim. Wi-Fi'nin başlatılması için 200 saniye, 200 milisaniye bekledim aslında. Ardından arkadaşlar SSP'nin Wi-Fi'ye bağlanmak sınırı yani SSP'nin siteye veri göndermek sınırı geldi. Şimdi ilk olarak benim sitenin portuna bağlanmam gerekiyor. Port arkadaşlar 80. Bu 80 nerede? Şurada açtığınız zaman 80 portuna bağlandığını görebilirsiniz. Ardından arkadaşlar diyorum ki eğer Client Connect'in başına ünlem koyuyorum. Yani eğer HSP siteye bağlanamıyorsa o zaman Connection Failed hatasını bana döndür. Return ediyorum. Ve burada bağlanamadığı süre boyunca bana hatalı bağlanma oldu. Yani bağlanamadığını söylüyor. Ardından eğer bağlanma sağlandıysa buraya geçiyor şu kısmı. Ve siteye veri gönderme kısmına geliyor. Zaten get metodunu kullanmıştık. Yani siteye veri gönderme kısmında işte HTTP vesaire vesaire soru işareti koymuştuk. Int DB artı. Bu artının anlamı şu. Int DB eşittir. Buradaki 35 verisi var yani. Bunu direkt yazmak yerine şurada artı koyuyoruz. Böylece oralar birbirine birleşiyor. Int DB eşittir 35 oluyor. Diğer kısımda yaptığımız gibi. Şu kısma kadar arkadaşlar zaten az önce yaptığımız kısımlardı. Başına get koymasının bir nedeni de biz get metoduyla gönderdiğimiz için. Eğer post olsaydı başına post konacaktı. Ardından şurada HTTP print host işlemleri ve connection en sonunda close ediyor. Bunlar tamamen kodun hazır kısımlarından gelen şeyler. Yani bunlar tamamen HTTP protokolü ile alakalı kısımlar. Hani buraları çok detaylı bilmeseniz de olur zaten. Ama tabii işin derinine inmek istiyorsanız buraları da öğrenmeniz şart. Burada host dediği kısımda şu kısım arkadaşlar. Bizim hostumuz bizim sitemizin IP'si. Yani bizim sitemizin IP'sini veriye göndermek için buradaki hostu seçiyor. Ardından burada timeout milis koymuş. Milis ne demek? Arduino'da aynı anda iki işlemin yapılmasını sağlayan komut demek. Burada timeout milisi ne demek arkadaşlar? Eğer belli bir süreye kadar veri gönderilemezse timeout'a düşüyor. Yani zaman aşımına uğruyor. Bu kısımdan sonrasında aşağı geldiğimizde ben bu yaptığım işin aynısını bu sefer seri ekranda görmek istiyorum. Yani bu client print dediği bu siteye gönderdiğimiz kısımdı. Şimdi Arduino ekranında görmek istiyorum. Ben acaba ne basmışım siteye diye görmek istiyorum. Yani şu kısımla şu kısım tamamen aynı. Biri siteye basarken biri ekrana basıyor. Ardından arkadaşlar diyorum ki eğer client available değilse yani göndereceğimiz siteye ulaşamadıysak o zaman belli bir süre bekliyorum. Bu ne kadar koymuşuz? 1000 koymuşuz. Yani 1000 ne demek? 1000 milisaniye 1 saniye. Yani eğer 1000 milisaniye içerisinde yani 1 saniye içerisinde bağlanamazsa o zaman timeout veriyor. Ardından durduruyor. Tabii bunların hepsi sitenin loop döngüsünün içinde olduğunu anlayıp burayı sürekli olarak çeviriyor ve ne kadar sürede bir çeviriyor? 5 saniyede yani 5000 milisaniyede bir siteye veri gönderiyor ve bu bağlantı işlemlerini tekrardan yapıyor. Eğer bir kere bağlanamadıysa bile eğer ikinci kere bağlanırsa 10. saniyede veriyi göndermiş oluyor. Tabii ki bu süreyi siz farklı bir proje yapıyorsanız mesela saatte bir yapmak istiyorsanız o zaman burayı ne kadar bir saatte kaç milisaniye varsa ona göre yazabilirsiniz. Ardından SSP kod kütleme kısımlarına gidiyorum. Taktım USB'yi. DIO'yu seçmişiz zaten. COM4 ay hazır. Ve buradan yükleye basıyorum. Şimdi arkadaşlar SSP kodu yüklüyor. Zaten bu kod kısımlarını, kodların hepsini YouTube'da paylaşacağım. Onları Drive hesabında veya GitHub hesaplarında da koyacağım. Yani sıkıntınız olmasın. Yani kodları direkt olarak erişebileceksiniz. İnternette bazı videolar izlediğiniz zaman hani video anlatıyor güzel güzel. Ancak kod kısmına geldiğinde kodu paylaşmıyor. Hani çok güzel bir video güzel ama hani o kodu ben elimle mi yazacağım? Ne yapacağım yani? Kod lazım bana. O anlayı sizi anlıyorum. Kodun hepsini de güzel bir şekilde koyacağım yani. Açıklayıcı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar burada sayfayı yenileyelim ve veri tabanına veri geliyor mu göreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 35'e merhaba verileri geliyor. Burada hangi IDS'i ben daha önceden bu arada denedim.
Hani veriler geliyorum diye ve 2'den 181'e atladı. Dediğim gibi ID her zaman artarak üzerine koymaya devam eder. Yani ben burada eski verileri sildim diye 3'ten devam etmez. 181'den devam eder ve şu an sayfaya dediğimde 5 saniyede bir gelmeye devam edecek. Bakın burada görüyorsunuz 9, 14, 19. Bunun nedeni de ben Arduino'da burada 5000 seçtiğim için. Bu kısımlar arkadaşlar aynı zamanda kodun şu kısmından geliyor. Eğer int db ve string db boş değilse, yani şurada veri gönderirken int db ve string db boş değilse, o zaman veriyi alıyor ve veri tabanına bastırıyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Son aşamamız artık. Biz verileri güzel güzel alıyoruz. Artık burada veri tabanımız sürekli olarak güncelleniyor. Biz artık bunu son olarak sitede görmek istiyoruz. Bunu ne yapacağız? Bir tane fonksiyon koyacağız. Koyduğumuz fonksiyonla biz veri tabanındaki son veriyi çekeceğiz ve son veriyi çekip bunu siteye bastıracağız. Şimdi bunun için arkadaşlar ben bir tane burada function.php dosyası açacağım. Yani hepsi index.php'nin içinde olmasın. Bir dışarıda bir tane function.php'miz olsun. O kısımdan arkadaşlar biz verileri alabilirim. Şimdi şöyle bunu büyüteyim. Şimdi arkadaşlar tekrardan PHP kısmını başlıyorum. PHP. Ve burada function get data diyor. Şimdi bu ne demek? Ben bu komutumu, yani bu dosyamı tamamen fonksiyon tutmak için kullanacağım. Yarın öbür gün başka fonksiyonlar da ekleyebilirim. Ondan ne direkt PHP açar açmaz bir tane fonksiyon tanımlıyorum. Sonrasında index.php'yi nasıl gidip veri tabanını burada include ettim. Aynı şekilde function.php'de include edeceğim. Şimdi ben aynı zamanda function.php'nin, yani koyduğum fonksiyon getData fonksiyonunun veri tabanına erişmesini istiyorum. Tekrardan veri tabanına bağlanmışlarını yapmayacağım. Burada include db.php diyorum. Yani bu fonksiyonum direkt olarak veri tabanına bağlansın. Ardından bir tane query açıyorum. Query. Ve diyorum ki select yıldız, yani oradaki bütün verileri seç demek yıldız. From neresi? Veriler. Veriler neydi arkadaşlar? Bizim buradaki tablomuzun ismiydi. Zaten biz burada veri tabanına bağlandık ki db.php ile. Biz bunun içindeki veriler tablosuna erişmek istiyoruz. Order by, yani ne talep ediyorsun? Ne talep ediyorum ben? ID. Ben buradaki ID'ye göre verileri talep ediyorum. Yani ben bunu dersem ki eğer integer.db, o zaman integer db'ye göre ben veri talep edecektim. Mesela diyeyim ki integer db 35 olanı çağır. O zaman bana sadece integer db'lere 35 olanları çağıracaktı. Onu da ayarlayabilirdim. Ama ben burada bütün ID'lere göre verileri seç diyorum. Yani daha detaylı açıklamak gerekirse de arkadaşlar, ben burada diyorum ki ID'ye göre bana verileri getir. Eğer burada başka bir şey koyarsam başka bir şey getirecekti. Aynı zamanda ben onlara farklı sınırlamalar da koyabilirim. Mesela ben şimdi diyeceğim ki des limit 1. Yani son ID'yi getir bana. Tablodaki sadece son ID'ye sayı son ID'li olan veriyi getir. Böylece ben veri tabanının, yani ben sitede veri tabanının sadece son verisini görüyorum. Eğer ben bunu koymasaydım veri tabanına gelen bütün veriler sitemde gözükecekti. Onu da hatta koyabiliriz. Şimdi ben diyorum ki sonuç artık ben bunu aldım. Sonucu ne yapacağım? MySQL query. MySQL'i query, tamam. Bağlantı. Bunlar zaten bağlantı kısmı şeyden geliyordu. Veri tabanından geliyordu. Veri tabanındaki o kısmına bağlan diyoruz. Ardından diyoruz ki MySQL'i close. Tamam, bunu yaptık fonksiyonu. Artık MySQL'i kapatalım. Bağlantı. Yani bağlantımızı kapattık. Ardından return result. Yani almak istediğimiz veriyi aldık. Ve artık bu niye bu şekilde oldu? MySQL close. Her bitiriyor. Tamam. Almak istediğim veriyi aldım artık. Ben veri tabanını kapatabilirim. Tamam, şimdi tekrardan index.php'ye geliyorum ve function.php diyorum. Bu arada video bayağı uzadı. Ondan da hızlı geçmeye çalışacağım. Include. Şuraya ilk koymuşum. Tamam. Şimdi arkadaşlar yapacağım işlem şu. Ben burada tanımladım ya. Burada başka bir tane PHP kısmı açalım. Hepsi aynı şeyin içinde olmasın.
PHP. Şimdi ne yapacağım? Ben bir tane while döngüsü açacağım. Bu açtığım while döngüsüyle ben veri tabanından aldığım son veriler, yani function.php'deki kısmın hepsini siteye bastıracağım. Onları nasıl yapacağım? Diyorum ki result eşittir get data, yani get data fonksiyonu çağırıyorum. Şimdi yok arkadaşlar, while data eşittir MySQL'i fetch aso. Tamam, bu ne demek arkadaşlar? Bu ilgili veri tabanındaki ilgili diziyi al demek. Yani ilgili satırın dizisini al demek. Sonrasında ben diyorum ki tamam, aldım artık bunu. Bunu artık aldığım verileri ekrana bastırabilirim ve aldığım verileri data'ya eşitledim. Data herhangi bir şey. Integer db echo data. Bunun hepsini ben data array'in içine tutuyorum ya. Artık bunu data array'in içine tuttuğum verileri buradan alabilirim. O da, onlar nereden geliyor? Integer DB, string DB. Direkt olarak veri tabanındaki isimleri. Eğer farklı bir isim yazarsanız, mesela buraya gelip integer DB yazmak yerine int DB derseniz, o zaman kodunuz çalışmayacak. Tabi hata döndürmeyecek. Veya hata döndürse bile bazen anlamayabiliyorsunuz. Yani kafanızın karışması açısından bu isimlere çok dikkat edin. String DB dedim. Sonrasında end while diyorum. Ve while'ı kapatıyorum. Ve buradan da end while niye hata verdi? Sürekli arkadaşlar hatalarla karşılaşıyoruz. End while niye hata verdi? Yani şu kısımdan niye hata verdi? Tamam. Burada while'ı iki noktayla başlatmam gerekiyordu. Yani bu while buradan başlıyor, buradan bitiyor anlamında. Şimdi artık biz 35 ve merhaba 2 verisini ekranda görmemiz gerekiyor. Site yenilediği zaman arkadaşlar 35'e merhaba 2. Araya da bir tane br atayım. Echo br. De şu yukarı atayım. Echo br. Tamam. Ben siteye merhaba verisini yazdırdım. Rastgele bir veri yazdırdım siteye. Ardından geldim. Şimdi baştan anlatayım arkadaşlar isterseniz. Şimdi ben bu videoda ne yaptım? İlk olarak veri tabanına nasıl bir veri tabanı oluşturuldu, veri tabanında. Ayrıca nasıl bir tablo oluşturuyor onları gösterdim. Ardından veri tabanına siteden nasıl veri atılıyor onları gösterdim. Şu fonksiyonları kullanarak. Ardından arkadaşlar Arduino kodunda nasıl yani ESP'den nasıl siteye veri atılıyor onu gösterdim. Son olarak da ESP'den siteye gönderilen verileri, veri tabanına gönderilen verileri nasıl siteye çekebileceğimi gösterdim. Bunları sadece ESP olarak düşünmeyin. Eğer PHP ile ilgileniyorsanız vesaire bunları da kullanabilirsiniz. Yani PHP veri tabanı ilişkileri. Aslında en temel mantıkları bunlar. Bu şekilde arkadaşlar temel bir giriş seviyesinde videoyu çekmiş olduk. Biraz uzun sürdü biliyorum. Genelde böyle her şeyi anlatarak çekilen ESP videoları çok uzun sürüyor. Ki ileriki zamanlarda bizim çektiğimiz diğer ESP videoları daha da uzun sürebilir. Yani mesela ben bundan sonraki videolarda Node.red'e geçeceğim. Node.red'i anlatacağım. İlk videolar belki kısa olur biraz ama ondan sonrasında Node.red ve HiveMQ anlatacağım. Onların birbirine bağlama işlemlerini yapacağız. Ardından belki ekran bağlayacağım. Belki Amazon bağlayacağım. Amazon AWS IoT bağlayacağım yani. Serverları bağlayacağım. Farklı kısımlardan farklı bağlantılar olacak. Yani belki bir saat geçen videolarımız olacak. Onunla belki onları parça parça çekebilirim. Videoyu da aslında parça parça çekecektim ama hani başlamışım artık sonuna gelmişim, bitireyim tek bir parça olsun dedim. Yaklaşık olarak 45 dakika falan sürecek bir video. Bu şekilde arkadaşlar ya, aslında internette bunu yapan kişi sayısı çok fazla bulunmuyor. Bunu yapan insanlar da genelde yabancı oluyor. Bunun da farkındayım. Yani böyle mesela en baştan ESP'den siteye veri gönderip oradan veri tabanına veri gönderme işlemlerini genel Türklerde ben göremedim. Türkiye'liler. Bunun bir eksikliğini görüyorum. O anlamda video çekmek istedim. Aynı zamanda ESP Node-RED ilişkileri ESP'dir. Sonrasında ESP'nin işte diğer kısımlar ilişkileri, HiveMQ ilişkileri, bunlarla ilgili sadece yabancı kaynaklar var. Yani Türkçe kaynak neredeyse hiç yok. Göremiyorum yani. Ben hani bunlar gelişsin, bu kısımlarda gelişelim, bu kısımlarda Türkçe videolarımız olsun diye videoları çekmek istedim.
Gelecek günlerde görüşürüz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.